kongresi var. Olan tek olan üstü değil. Şimdi ben Abzer'in kirvesi oluyorum. Doğru mu kirve? Yani kirvemde herhalde devreyi kapatmış bu dönem. Bayrağı devredecek. Zannedersem Mehmet abiye devredecek. Mehmet Büyüngör'e devredecek. Değerli hemşehriler, İstanbul'da sivil toplum örgütleri gerçekten birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kurumlardır. Bugün Büyüköz Köyü Derneğimiz, bu derneğimiz olmazsa gerçekten şu birliği ve beraberliği sağlayamayız. Bu derneğimizin kurulmasında, satın alınmasında, bugüne kadar başkanlık yapıp hizmet eden tüm başkanlarımızdan ve yönetimlerimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu görevi alacak olan başkanımızı da tebrik ediyoruz. Yeni yönetimi de tebrik ediyoruz. İnşallah İstanbul'da hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde Rabbim ayırmasın inşallah. Değerli hemşehrilerim, biz de Malatya Dernekler Federasyonu olarak nasip olursa önümüzdeki ayın ilk haftası, yani 5 ve 8 Ekim tarihleri arasında her yıl Sultan Gazi'de biz bir festival yapıyoruz. Arap Fikir Hüzün Festivali. İnşallah 4.sünü düzenleyeceğiz. Bu vesileyle ben inşallah 4 gün boyunca da tüm hemşehrilerimi davet etmiş olayım. Bir şey daha inşallah burada sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz yani İstanbul'un genelinde Malatya'nın hemşehrilerimizi bir araya getirmek için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Ve bunun en büyük platformu da İstanbul'daki Yeni Kapı'da yapmış olduğumuz tanıtım günleri. Bunun için çok büyük emek harcadım ben arkadaşlarımla beraber. Yani biz burada gerçekten hani yaz, kış, sıcak, soğuk demeden büyük bir çaba sarf ettik. Ve 4 yıl boyunca da Malatya'ya yakışır Malatya tanıtım günleri yaptık. Gerek Malatya'yı gerekse İstanbul'u bir araya getirerek köprü olarak Malatya'nın hemşehrilerimizi orada hem en güzel şekilde temsil ettik hem de aynı zamanda hemşehrilerimizi bir araya getirdik. Ama ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne zaman ki el değişti, yani mevcut beyefendi belediye başkanı olduktan sonra da beni de herkes yakından uzaktan tanır. Ben aynı zamanda bu dönem AK Parti milletvekili adayıydım. Ben Cumhurbaşkanı'nı çok seven, onunla beraber yol yürüyen, 30 yıldır bu mücadelede mücadele veren ve bu davaya hizmet eden, her şeyden evvel İslam davasına hizmet eden bir kardeşimiz. Dolayısıyla ben hiçbir zaman çizgimi de bozmadım. Bu süreç içerisinde sivil toplum örgütünde başkanlık yaparken de hiçbir zaman insan ayrımı da yapmadım. Her kim olursa olsun, yaptığımız tanıtım günlerinde, diğer programlarda veya insanların talebi olduğu zaman Malatya'da olduktan sonra benim için görüşü, fikri, zikri çok önemli değil. Olabildiğince hep yanlarında olduk. O birlik ve beraberliği sağlamaya gayret ettik. Ama sonraki süreçlerde biz olabildiğince kendi görüşlerinde insanlara bu tanıtım günlerini vermeye çalıştık. Neyse çok önemli değil. Ama sonuç olarak da geçen sene zaten Malatya'ya yakışmayacak bir tanıtım günleri. Hatta daha ileri gelerek Malatya'mızın valisine bile hakaret ettik. Dolayısıyla bu işin tadını tuzunu kaçırdılar. Peki biz boş duracak, biz durmayacağız. Biz çalışacağız. Biz peki bu konuyu doğal olarak tabii ki il başkanımıza, valimize, bakanlarımıza, en son Sayın Cumhurbaşkanımıza iletildi. Benim gibi yani Malatya ili gibi adamın tavrının şu, tüm burada bilmenizi özellikle rica ediyorum, Büyükşehir Belediyesi'nin tavrından bahsediyorum. Arkadaşlar biz sizin ilimizin valisini, belediye başkanını falan tanımayız. Bizim için bir önem ve kıymeti yok. Çünkü sebep şu, bir ilin tanıtımını yapabilmeniz için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Mutlaka valilikten izin almanız gerekiyor. Malatya ise Malatya valiliğinden izin almanız. Şimdi izin alamayacakları için vali ve belediye başkanlar ona hiç önemli değil. Normal aynı şekilde Malatya'ya yöresel günler yapıyorlar. Peki
yani İstanbul'da en büyük nüfusu olan 20 il aynı sorundan dolayı burası yukarı aktarıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da Atatürk Havalimanı bu sene bize tahsis edildi. Ve bu tahsis edildikten sonraki süreçte de 3 tane komisyona kişi seçildi. Bu komisyondan bir tanesi Malatya'da kardeşiniz Yılmaz Durmuş, bir tanesi Rize Federasyon Başkanı, bir de Bitlis'in arkadaşı. Dolayısıyla 3 kişilik komisyonla beraber de artık önümüzdeki bu yıl itibariyle söylüyorum, yine 5-8 tarihler arasında Hatay'la başlayacak. Malatya'nın tarihini şimdi söylemeyeyim, polemik olmasın diye. İnşallah arkadaşlar Atatürk Havalimanı'nda çok kaliteli, çok güzel bir Malatya'ya geçecek bir gün yapacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Biz bunu yaparken şunu yapmayacağız. Biz bir deprem geçirdik. Bizim 1350 tane canımızı kaybettik. Biz depremin ruhuna yakışır bir tatil günleri yapacağız. Orada özellikle Malatya'da iş yerleri yıkılmış, sorun yaşamış, büyük sıkıntısı olan esnafları buraya getireceğiz bir bölümünü. Onlardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Onlarla bizim orada otel var. Oteline kadar karşılayacağız. Onları inşallah burada en azından bir katkı sağlayarak, yani Malatya döndüğünde bir çarkı dönsün, bir ticareti olsun, hayatını edame etsin diye öyle bir gün yapacağız. Yani bu noktada biz bu süreci de böyle yöneteceğiz. Birileri gibi çok üst perdeden paralar isteyerek bir şey yapmayacağız. Biz sadece Malatya katkı olsun diye bunu yapacağız. Ben bu vesileyle de bir bilgilendirme ihtiyacında bulundum. İnşallah bizim federasyon yönetimimizde uzun yıllardır genel başkan yardımcısı olan Bayram Esin abim beraber yol yürüyoruz. Başkanlık da yaptı dernekte. Yine burada diğer arkadaşlarımızla beraber bizim Ahmet kardeşim var benim burada. Özellikle Ahmet Özpolat kardeşim. Hem bizim Sultan Gazi'de federasyon ilçe başkanı. Bizim Mustafa İnan abim var. Aynı şekilde bizimle beraber yol yürüyor. Burada bu köyde bir sürü arkadaşlarımız, dostlarımızın hepsi Madev ailesinin içerisinde beraber yol yürüyoruz. Madev gerçekten İstanbul'da şu an 80 tane üye derneği olan ve Malatya'nın birbirini ve beraberini sağlamaya devam eden bir kurum inşallah. Ben bu vesileyle de biraz erken söz aldım. Müsaade isteyeceğim eğer müsaadeniz olursa. Ben yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza, önceki başkanımıza teşekkür ediyoruz kirvemize. Ondan sonra yeni seçilecek başkanımıza tebrik ediyoruz, yeni yönetime tebrik ediyoruz. Aman aman üyelerimizden ricamızla derneğinizin başkanına ve yönetimine sahip çıkın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim söyleyeyim, tabii gelirlerse misafirlerimiz var, onların konuşması olacak.
lira para toplamışız.
şu andaki kasamız 33.320 TL. Teşekkürler. Sayın Mehmet Bingöl kardeşimizi yeni yönetimine ve programı açıklamak üzere buyurun. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Çok, çok kıymetli başkanlarım, Bayan Mesih'im, Nazmi Tuncay, Abdullah Kanalcı, Abuzer Kurkusuz. Çok kıymetli büyüklerim, sevgili arkadaşlar, değerli genç kardeşlerim. 9.sünü yaptığımız kongremize hoş geldiniz diyor. Toplantımızın köyümüz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Her şey bir kıvılcımla başladı. Ve bu kıvılcımı ateşleyen, bu derneğin kurulmasına vesile olan başta kurucu üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve başarılar dilerim. Bu çatı altında olanlarla nasıl ortak bir geçmişe sahipsek, aynı zamanda ortak bir geleceğe de sahibiz. İstanbul gibi büyük bir metropolde geleceğimiz olan gençlerimizi bu çatı altında toplayıp onlara sahip çıkarak, toplumun hafızası olan siz, değerli büyüklerimizden geçmiş ile gelecek arasında. Köprü olup, gelenek, görenek, örfü adetlerimizi yaşatıp, onları gelecek kuşaklara aktaracağınıza inanıyorum. Değerli Kırıkgöz sakinleri, bu dernek hepimizin ve hepimizin elimizi bu taşın altına sıkacağız ki, hepimizin yanlarımıza bırakacak bir eseri, bir hikayesi olsun. Sizlerden ricam, geçmişe takılmadan aşağı yukarı mahalle gibi ikilik çıkartacak söylerlerden uzak durup geleceğinize yön vermeniz ve katkı sağlamanızdır. Başarının yolu birlik, beraberlik ve dayanışmadan geçer. Felsefemiz küskünlük, kırgınlık, kin ve öfke yolu değil. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve dayanışma yoludur. Bir olacağız, iyi olacağız, biri olacağız, hep beraber olacağız inşallah. Sizlerden ricam çıktığınız bu yolda bizleri yalnız bırakmayın. Bizlere destek ve pozitif sinerji vermenizdir. Bizler de sizlerden aldığımız bu pozitif sinerjiyle devir aldığımız bayrağı çıtayı düşürmeden daha yükseklere çıkarıp derneğimizin çatısı altında siz değerli köy sakinlerimize hak ettiği hizmeti sunmaktır. Yayla şimdi. İmkanlar el verdiği sürece sizlerin de desteğiyle devam edecektir. Nazmi Başkan döneminde başlattığımız köyümüzde okuyan İser sahipli öğrencilere burs vermeye de kaldığımız yerden devam edilecektir. Dernek seminerler ve kültür gezileri düzenlenecektir. Ramazan ayında iftar yemekleri verilmeye devam edecektir. Ramazan ayında köyümüzün ilçe sahiplerine yardım yapılacaktır. Kadınlarımızın yer sıkıntısı var. Siz de takdir edersiniz ki sizin vereceğiniz destekle inşallah bunları da burayı da çözeceğiz. Bizim en büyük arzumuz, isteğimiz bu yönde. Dernek kurucularının üyelerinin ve geçmiş başkanların temsil edildiği bir köşe yapılacak. Gençlere yönelik programlarımız olacaktır. Köyümüzün okuyan ve bürokraside görev yapan insanlarımız tespit edip derneğimizde bir araya getireceğiz. İş adamlarımızın ve köyümüzün akademik kariyer sahibi insanlarımızı tanıtan bir rehberlik kitapçı hazırlanacak. Köyümüzün web sayfası güncellenip web radyosu kurulacaktır. Web sayfasında her yer reklam alınıp derneğimize gelir, kaynağı sağlayacağız. Kıymetli büyüklerim, değerli arkadaşlar, insan iki küçük et parçasından ibarettir. Bunların bir tanesi kalp, diğeri de dildir. Kalbinizin güzel,
dilinizin de sevgi dolu olmasını diler. Hepinize geldiğiniz için teşekkür eden, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Buraya geldiğinizde ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de bu derneği gerçekten 15-10 aşağı yukarı 20 yıl önce derneği kurmaya başladı. Dernek ihtiyacı hissettiğimizde bayağı köylüleri tek tek gezerek, insanları ikna ederek, bir araya getirerek ve sizlerin de desteğiyle buraya kadar getirdik. İnşallah bundan sonrasında daha üstüne katarak, daha iyi şeyler yaparak gençlerimize demeden bu şekilde geleceğimize gençlerimize iyi bir miras bırakın. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. İnşallah hayırlar vesile olur. Güzel bir öpücükle başlayayım. Gül alın, gül satarlar. Gülü gül ile tartarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı gül tutar. Sevgili büyük gözler, çok kıymetli arkadaşlar, hepiniz gülümsü, gül kalpli, gönül evli insanlarsınız. Bu derneğin kuruluşundan sonra bu işin içindeyiz ve köyümüze sizlere hizmet etmekten her zaman gurur ve umut oluyoruz. Ben derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar kurucuları dahil emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Ahmet Başkanıma da şanslı bir dönem yaşadı. Pandemi girdi, doğru düz belki hiç yapmadı ama gene de sağ olsun çünkü bu gönül işidir. Elini bu taşın altına koydu, kendi gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Ona da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. İnşallah bu temellerini yetirirler, yerini yaparlar. Fakat bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Ne hikmetse artık merhamet duygumuz alındı. Artık görmüyoruz, duymuyoruz, konuşamıyoruz, dile getiremiyoruz. Bakın etrafımız İslam alemi komple hepsi ateş içinde. Bugün Suriye'de kıyıya vuran ölü çocuklar, bombalar altında ölen çocuklar, ben açım anne cennette yiyecek var mı diye, varsa ölelim anne orada yiyelim diyen çocukları gördük fakat gözyaşıyla gömdük. Annesinin resmini yere çizip üzerinde uyuyan çocuğu gördük. Yine hissedemedik. Ben sizi Allah'a şikayet edeceğim dediği zaman bir çocuk onun feryadı arşa uzadı. Allah-u Teala ben mazlumun yanındayım dedi. Ve bugün o O anda bugün gördüğünüz hepimiz yaşıyoruz. Bir pandemi çıktı, bir mikrop çıktı. Bugün anne babadan, kardeş kardeşten kaçar oldu. Kimse kimsenin yanına giremez oldu. Bidonlardan insanlar çöp toplamaya başladı. En kötü değerli, değerlisizlikten iyidir. Bugün Suriyeli gazeteci ne dedi biliyor musunuz? Biz kendi ülkemizde birlik ve beraberlik içinde olmadık. Birbirimizden kaçtık, birbirimizi istemedik. Bunlar başında geldi ve şimdi Türkiye'de çöp bidonlarının başında bir araya geldik. Biz arkadaşlar birbirimizi sevelim. Allah-u Teala ayetinde diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Onun için gelin diyor, tanış olalım diyor. Şu üç günlük dünyada sevelim, sevelim. Bu duygu ve hasretlerle hepinizi çok çok selamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah bu
muhabbetlerimizi, bu sohbetlerimizi, bu birlik ve beraberlerimizi devamlı Allah'tan diliyorum. Sağ olun. Kıymetli Büyüközler, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimize ve Mehmet Başkanımıza hep birlikte destek olup aidatlarımızla, özellikle bakın aidatları kimse vurgulamadı ve bilinçli olarak vurguluyor ki herkes aidatını versin, elini taşın altına koysun, derneğine sahip çıksın. Yoksa bu 3-5 kişi, 10 kişinin sırtından bir yere kadar gider. Ondan sonra ne olur? Durur. Ama sizden ricam, siz aidatlarımızla, birlik beraberliğinizle devam edin. Bu arkadaşlarımıza da destek verelim inşallah. Onları tekrar yeni yönetimiyle beraber kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle olarak selamun aleyküm. Kongremizin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Çok kıymetli Büyükköy sakinleri, çok kıymetli değerli abilerim, kardeşlerim, hepinizin Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Çok kıymetli Büyükköy Derneği üyeleri, bizler hep akrabayız. Hep aynı gönüllerin insanlarıyız. Her ne kadar biz sık bir araya gelemiyorsak ama hem ticari noktasında hem de sosyal anlamda düğünlerle, tavsiyelerle vesaire bir araya geliyoruz. Tabii ki köy dernekleri köyler için çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü köy dernekleri köylerin birlik ve beraberliğin noktasında olmazsa olmazlarından biridir. Özellikle taziye noktasında köy derneklerimizin buradaki taziyeleri olsun, buradaki özellikle mevlidleri olsun, gençlerimiz olsun, kadınlarımız olsun, amcalarımız olsun bir araya gelip askıral ediyorlar. Ondan dolayı kendi köy derneklerinin sahip çıkmasını ben kendi şahsım adıma sizlere öneriyorum. Ve köy dernekleri bildiğiniz gibi özellikle aidat noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Ben de Alkas Kurucak Derneği kurucu başkanlığı yaptım, 5 yıl yaptım, ondan dolayı biliyorum. Köy dernekleri aidat noktasında aidatlık verdiği zaman ve buradaki hem üyelerimiz noktasında hem de noktasında daha rahat şekilde çalışma yapar. Şimdi yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve başkan gelir, 2 yıl, bilmediğiniz 4 yıl görev yapar. Bu görev içerisinde de maddi ve manevi olarak her türlü katkı sağlar. Kıymetli dostlar, çok fazla ben konuşmayacağım. Gelen misafirlerimiz var, onlar da sizlere burada hitap edecekler. Ben Sultan Gazi Malatya Derneğimizi 2019'da biz kurduk. 2019'dan beri Sultan Gazi'de biz faaliyet gösteriyoruz. Bununla beraber Mehmet Bingül kardeşimiz de 2 dönemdir Sultan Gazi Malatya Derneği'nde yönetim kurulunda görev yapıyor. Aynı zamanda Nazmi Tonca'yı da Sultan Gazi Malatya Derneği'nde görev yapıyor. Biz Sultan Gazi'deki özellikle bizim Malatya derneklerimizle ciddi anlamda bazı projelerimiz var. Bu projelerle sizlerle paylaşacağız inşallah. Bizim buradaki hedeflerimiz Sultan Gazi Malatya Derneği buradaki bütün derneklerimizle ortak bir çalışma yapıp ve Sultan Gazi'deki tüm Malatya'da hemşehrilerimizi bir araya getirip ve bu birlik beraberliği sağladıktan sonra da bunu Malatya'ya yansıtmaktır. Hedefimiz budur. Allah nasip ederse. Ondan dolayı ben kongremizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kuruluşunda özellikle kurucu başkan ve kurucu yönetimlerine daha sonraki de görev alan başkanlarıma ve buradaki yönetim kurulundaki arkadaşlara herkese teşekkür ediyorum. Herkese de Allah razı olsun. Cenab-ı Allah birlikte beraberinizi bozmasın. Konferiniz hayırlı olsun. Mehmet Düngül kardeşime yeni yönetim kurulum. Ondan sonraki süreçte de başarılar diyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun diyorum.
aramıza yeni katılan misafirlerimiz var. Ramazan Paşa, Osman Dursun kardeşlerimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Türkiye'den Ekler Federasyonu Başkanı Sayın Osman Durmuş, selamın bu konuşması için. Buyurun efendim. Evet değerli izleyenler, bugün Gazi Osman Paşa'da Büyüköz'ün DNA kongresi var. Tabii yine yanımda çok kıymetli MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş da katıldı. Çok güzel bir kongre oldu. Öncelikle tabii Büyüköz Köyü Derneğimizin kongresine bugün
katılım sağladık. Tabi bu dernek köklü bir dernek. Mekanı kendilerine ait olan, sağ olsun iş adamlarımızın desteğiyle burası bizim için de çok önemli bir derneğimiz. Bugün kongrelerine katıldık. Yoğun da bir katılım var. Yani bu önemli. Üyelerin buraya gelip de kongreye katılması bir köy derneği için çok önemli ve kıymetli. Bu vesileyle de ben öncelikle burada başkanlık yapan önceki başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu an görevi teslim edecek olan Abzer Başkanımıza, yeni görevi de teslim alacak olan Mehmet Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah Büyüköz Köyü Derneğimize ve Büyüköz Köyümüze güzel ve büyük hizmetler yaparlar diyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet, tabii genç azimli yine yanımızda kıymetli başkanımız. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi şereflendirdiği için, geldiği için. Biz de inşallah bize gösterilen sabırla, desteklerle bir yerlere taşıyacağız derneğimizi. Hemen. Yılmaz Başkanım'ın ayına sağlık. Rabbim hayırlı etsin. Yolu açık olsun yeni başkanımızın da. Tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Yeni seçilecek olan başkanımızı da yönetimini kutluyorum. Allah muvaffak etsin inşallah kardeşim. Evet. Yine yanımda Sultan Gazi Malatyalar Dernek Başkanı Hadi Dursun Beyefendi var. Çok güzel bir kongre olduğunu söylemek istersiniz. Evet, kongremiz hayırlı olsun. Yeni seçilen Mehmet Başkanıma tebrik ediyorum. Güzel bir kongre oldu. Büyüköz Derneğimize yakışan bir kongre oldu. Çok güzel de bir kalabalıktı. Allah razı olsun derneklerimizden bu tür faaliyetleri, bu tür kongrelerin güzel geçmesi ve katılımlı olması ayrıca bizi mutlu ediyor. Ben öncelikle Sultan Gazi Malatya Dernek Başkanı olarak Sultan Gazi'de aşağı yukarı bizim 17 tane Malatya derneğimiz vardır. Bu derneklerimizin de çok güzel faaliyetler gösteriyor, güzel programlar yapıyor, kongreler oluyor, kongrelere katılım sağlıyoruz. Ama son zamanda ve son dönemlerde çok ciddi şekilde derneklerle içerisindeki yapılan faaliyetler ve kongre süreci içerisindeki olan oluşumlarla genç ve dinamik kardeşlerimizi görüyorum. Bunlar da köylerimize ve özellikle İstanbul şehrinin içerisindeki kardeşlerimizin buradaki bütünleşmeyi sağlıyor. Buradaki hizmet yarışını sağlıyor. Ondan dolayı ben Büyüköz'de bundan sonraki yeni seçilen yönetim kurulu kardeşlerimize, Mehmet Başkanımıza yönetimle daha önce görev alan tüm başkanlarına, kurucu başkanlarına ve kurucu yönetimlerine hepsine teşekkür ediyorum. Büyüköz halkına hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de yeni bir yayın dönemine geçtiniz. İnşallah Malatya'mıza, STK'larımıza, İstanbul'daki özellikle siz değerli kardeşlerimizin, değerli basınımızın, Malatya'mızın sesi oluyorsunuz, derneklerimizin sesi oluyorsunuz. Ayrıca buradaki bir çağrım şudur. İstanbul'daki dernek başkanlarımızın ve iş adamlarınızın sizlere sahip çıkmasını burada öneriyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet oluyorum. Teşekkür ediyorum Murat Bey. Çok kıymetli Pütürge Belediye Başkan adayı Nusret Hoca ile. Adayı değil, biz adayız. Evet. Biz kimsenin bizi seçmesi için, partilerin bizi seçmesi değil, biz halkın teveccühüyle geliyoruz. Ben Kirvem'e başarılar diliyorum. Eski başkanım, akrabamız o da, onu da böyle alayım buraya. Her iki başkana da gerek halef gerek selef hepsine başarılar diliyorum. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Mehmet Kirve yenilikler katacaktır bu dernekçilik şeyinin. O eski, az önce anlattığım gibi, o şeyden çıkarırız dernekçiliği. Gerçekten sosyal manada bir dernekçilik olur diye bizlere de bir şey düşerse, bizlere bir şey danışırlarsa bizler bütün projelerimizi de sunarız kendilerine. Sana da teşekkür ediyorum. Her tarafta böyle bizleri takip ediyorsun, yanımızdasın. Sizlere başarılar diliyorum. Evet, sağ olun. Ben her iki başkana da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Emeklerine dolayı teşekkür ederim. Eyvallah Nusret Hocam'a teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ayağına sağlığı geldi. İçimizi şereflendirdi. Allah razı olsun. Çıktığı yola da başarılar diyorum. İnşallah Allah muvaffak eder. Evet. Ben de Nusret Başkanıma çıktığı yolda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bir sürpriz yapacaktır. İyi bir yerlere gelecektir. Biz onunla gurur duyuyoruz. Onu seviyoruz çünkü. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir kongre vardı. Pütürge Federasyon Dernekler Başkanı Osman Dursun'la birlikteyiz. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle ben Abzer Başkan'a teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Ve şimdiki yeni seçilen Mehmet Bingöl Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah, tabii ki bu zor bir görev ama bu gönül isterse çok şeyleri yapacağına inanıyorum. Ben Mehmet Başkan'ı ve yönetimini tebrik ediyorum.
Bugün burada tarihi bir gün oldu. Büyük yüzlerin burada birlik ve beraberliğine şahit olduk. Ben de federasyon başkan vekilimiz Ramazan Paşa'nın ve başkan yardımcımız Devriş Timurtaş başkanımla katılım sağladık. Her şey Pütürge için diyorum. Evet. Sorun var mı? Eski yönetime ve yeni yönetime başarılar diliyorum. Mehmet kardeşe tekrar başarılar diliyorum. Pütürge için hayırlı olsun. Evet, sağ olun hanım. Ben de bugün Pütürge Büyüköz Derneği Genel Kurulu'ndayız. Öncelikle Abzer Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yürüttüğü ve yaptığı hizmetlerinden dolayı. Bugün de Mehmet Başkan'ın bu bayrağı devraldı. Onu ve yönetimi tebrik ediyorum. Pütürge'miz için, köy Büyüköz için hayırlı olsun diyorum. Mehmet Başkan'a başarılar diliyorum. Güzel bir yönetim kurmuş. Allah muvaffak etsin. Biz de zaten bizim Sultan Gazi Malatyalılar Derneği'nde de yönetimimizde zaten kendisi de Mehmet abi. Rabbim muvaffak etsin. Ayrıyeten ben de STK'lardan sorumlu. MHP ilçe başkan yardımcısıyım. Biz de hem Sultan Gazi Malatyalılar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Katılım sağladık. Allah muvaffak etsin Mehmet abiye. Evet, sağ olun, var olun. Evet, ben bu derneğin kurucu başkanıyım. Aşağı yukarı 2008'de biz derneği kurduk. Derneğin kuruluş aşamasında ve bugüne kadar gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimiz gerçekten Pütürge'de ilk olmasa da daha hemen bir 20 sene önce kurulan derneklerden ve başarılı bir dernek. Bir dernek. Yani yerimizi satın aldık. Mülkiyetimiz bize aittir. Arkadaşlarımız da inşallah bunun devamında daha güzel işler yaparlar. Evet. Herkese, sağ olun, herkese teşekkür ediyorum, katılımcılara. Evet, kıymetli başkanım, bugün gerçekten çok güzel bir kongre oldu. Çok da kalabalıkta, ne söylemek istersiniz? Öncelikle kongremizin bizim derneğimize ve köylerimize hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş başkanlarımıza ve görevi teslim eden Abzer Başkanımıza da ondan da hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni başkanımıza da başarılar diliyoruz. Bu yol ince, kızışan da keskince bir yol. Evet. Sabırlı olacak. Ondan sonra milleti bir araya getirmek için çalışacak. Çalışmadan olmuyor zaten bu iş. Özellikle de gençlerime burada Üstad Necip Fazıl'ın sözleriyle hitap etmek istiyorum. Üstad der ki, tohumu at, vermezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, koş koşabildiğin kadar ey küyahilan, çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. İşte burada gençlere özellikle sesleniyor Üstad. Demek. Eğer bu yapıt ustaya kalmışsa onu sürdürmeyen çırak utansın diyor. İnşallah gençlerimiz de bu bayrağı bundan sonraki abilerinden alırlar ve devam ettirirler. Daha güzel hizmetler, daha güzel şeyler gelir. Bizim derdimiz, amacımız gençlerimizi bu metropolün içinden çıkarıp bir araya getirip kendi köylerinin insanlarıyla haşır neşir olsunlar istiyoruz. Haber yaptığınız için size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ben buradan tekrar Mehmet Başkanıma ve yönetim kuruluna hayırlı olsun, başarılar diliyorum. İnşallah güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir kongre oldu. Çok da kalabalıktı. Yeni başkan seçildi. Abzer Başkan bıraktı. Mehmet Bingöl seçildi. Ne söylemek istersiniz? Biz Mehmet Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz bu görevi aldığı için. İnşallah güzel şeyler yapacak Mehmet Bingöl. Bir de yani başarılı olacak inşallah. Ben ona güveniyorum. Hayırlısı olsun yeni yönetimiyle beraber. Ondan sonra inşallah muvaffak olurlar. Biz de elimizde geldiği kadar onlara destek vereceğiz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün Büyüköz'ün düzenlenmiş olduğu kongredeyiz. Kongre bitti. Abuzer korkusuz bıraktı. Yeni başkan Mehmet Bingöl oldu. Tabii kıymetli ekip arkadaşlarıyla bugün. Bugün çok güzel bir kongre oldu. Tabii yanımda çok kıymetli kongremizin üyelerinden. Şevket Kadiran, Malatya, Büyüközköy. Benim tek ricam var, Malatyalı vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum. Hatta 11 ilin illerdeki insanlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sabrı cemil niyaz ediyorum. Ramazan Kanalcı, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Ramazan Çağatay, yeni yönetimiz hayırlı uğurlu olsun milletimiz için. Teşekkür ederim. Evet, sizin. Olsun, başarılar diliyorum. Evet, sizin. Mehmet Ali Korkusuz. Hayırlısı olsun inşallah. Evet kıymetli başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Genç bir ekibiniz var. İnşallah başarılı bir şekilde gelecek nesilimize bayrağı teslim ederiz.
Hayırlı uğurlu olsun derneğimiz için. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen siz bir duygu düşeninizi alalım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmasın. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz size. Bize geldiniz, eşlik ettiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Başkanımıza başarılar dileriz. Yanındayız inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin abi. Allah utandırmasın inşallah. Evet, başka bir kongrede görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.